İnsaniyet, cemiyeti hiç
çamur çayla toptan durmayın. Daimi ravishda rivojlanış ve o'zgarishda bo'ladi. 20. asrning eng katta kashfiyotlaridan biri bu xalqaro tarmoq, ya'ni internet bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Bu tarmoq qisqa yillarda televideniya, radio, gazeta va jurnallar orqada qoldi. Dunyo bo'yicha son-sanoqsiz odamlar internet xizmatlaridan foydalanadi. Axborot almashadilar. Turli masalalarni hal qilib olishadilar. Internet paydo bo'lganidan beri ba'zida uning ijobiy tomonlari, ba'zida salbiy tomonlarini gapiradi. Bu mavzudagi maqbul qarash shuki, internet ham televizor, radio kabi bir vosita. Uni yaxshilikka ishlatsak yaxshi, yomonlikka ishlatsak yomon narsaga aylanadi. Demak, bizning eng muhim vazifamiz internetdan yomon maqsadda foydalanayotgan insonlarga, ayniqsa yosh avlodga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, zararli oqibatlardan ogohlantirish, boshqa tomondan esa ijtimoiy tarmoqlarda milliy dini qadriyatlarimizga zid narsalarni targ'ib qilayotgan shaxslar ta'siriga tushmaslik yo'llarini yoshlarimizga o'rgatishdi. Allohu tabarak va taolo Zariyat surasining 55-chi oyatida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va zakkir fa innaz zikra manfa'ul mu'minin. Ya'ni eslatdiki Muhammad sallallohu alayhi va sallam, zero eslatishlik mu'minlarga manfaatlidir. Bugungi kunda hozir mana shu qancha odam jam bo'lib turgan bo'lsa, mana shu ijtimoiy tarmoqlarni odobi haqida so'rasak, aksariyat mutlaqo duo ekanligini, ba'zi bir tomonlarni nasihat ekanligini, ba'zi bir ko'rayotgan narsalarimizni axloqlarimizga narsalar ekanligi, ba'zi uchlamagi bir insoniyat o'rtasida rahmsizlikni yuzaga keltirishga qaratilgan kuchlar borligi, insoniyat o'rtasida fahshni targ'ibot qilib, odamlarni o'zining milliy diniy qadriyatlaridan uzoqlashtirish ko'zda tutilgan shunaqangi ko'plab illatlari borki, buni aksariyatimiz bilamiz, buni gunoh ekanligini bilamiz, buni ma'siyat ekanligini bilamiz. Lekin xohlagan xohlamagan holatda o'zlarimiz tushib qoladi va ichimizda bir vasvas keladi, shayton alayhi la'na keladida qonlarimizda yurib vasvas qilishlikni qiyomatgacha Alloh taolodan izn olgan shayton alayhi la'na vasvasa qiladi. Uni bizning ichimizda turib ammorai bisu nomi bilan mashhur bo'lgan nafsimiz, ya'ni insonni kechayu kunduz yomonlikka buyurishlikka o'sha nafsimiz kechayu kunduz bizni yomonlikka buyuradi. Mana shu kechayu kunduz yomonlikka buyuradigan nafsimiz shayton alayhi la'nat bilan birgalikda bizni targ'ib qiladi o'sha fahshni ko'rishlikka. O'sha bizga foydasi bo'lmagan, ibodatimizga zarar keladigan, milliy diniy qadriyatlarimizga zid bo'lgan yoinki o'sha hech bo'lmasa qaysidir dunyoning qutblarida bo'layotgan har bir avtohalokat bormi, yoinki qanaqadir bir janjal urushlar bormi, yoinki qanaqadir bir kimlarnidir o'zlarini bemorish mashg'ulotlarinimi, nimanidir ko'rib o'tirishlikka bizlarni o'sha ibodatdan buni o'rniga tasbeh, tahlil, istig'for aytishimiz mumkin bo'lgan vaqtlarda bemalol o'shani ichida o'tirishligimizga bizni nafsimiz bilan shayton qo'shib targ'ib qiladi. Biz yeganimizda endi biz deb gapirishligimdan aniq gapi aksariyatimiz yeganmiz. U imom bo'lsa ham yeganyapti, u bog'da bo'lsa ham yeganyapti, u hoji bo'lsa ham yeganyapti, namozxon bo'lsa ham yeganyapti. Qarasakki, ko'chadami, uydami, tashqaridami, hammaning ko'zi mana shu ijtimoiy
hayotimizga tatbiq qilishlik bilan bu narsalarni asosan asoslab bo'lsa-da mayli ijtimoiy tarmoqlardan ham o'rgansa bo'ladigan, foydalansa bo'ladigan jihatlari Alloh taoloning ne'matlari ko'p. Mana shunaqa bir kitoblar borki, musulmon olamidagi eng chin to'g'ri yozilgan kitoblarni mana shu o'zimizda qo'limizda kitob shaklida bo'lmasa-da mana shu ijtimoiy tarmoqlarda olib foydalansak bo'ladi. O'qishga kiradigan yoshlarimiz qancha-qancha o'zi imtihonga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni olish mumkin. Yoki qaysi bir davlatlarda nafaqai ro'zg'or uchun turgan o'g'il farzandlarimizni yoki bir yaqinlarimiz bilan bemalol ko'rib gaplashishimiz mumkin. Odamni onamizni hozir qaroq qo'yishimiz mumkin uzoqda bo'lsa ham. Buni to'g'ri yaxshi foydalansak, yaxshi tomonlari, savobli tomonlari ishlatadigan bo'lsak, og'irimizni yengil qilyapti. Uzog'imizni yaqin qilyapti. To'g'ri foydalansak bo'ladi. Lekin agar men ishontirib aytaman, men aminmanki, agar yaxshilik bilan yomonlikni topadigan bo'lsa, bugungi kun 70-80% yoshlarimizdan tortib yosh kattalarimizgacha 80% yomonlikdan topiladi. Buni isloh qilish o'zimizdan Alloh bizga aql bergan. Alloh taolo bizlarni Robbisini yani o'zini tanitib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalomni ne'mat qilib, zalolatdan hidoyatga chiqishligimiz uchun asosiy manba qilib, hidoyatchi qilib yubordi payg'ambar alayhissalom. Endi bugun bu zot va barakotni hadislardan o'rganib, hayotimizga tatbiq qilsak, hayotimizni to'g'ri yo'lga qo'ysak, inshaalloh biz mana bu ijtimoiy tarmoqlarni bir quliga aylanib qolmasdan, ya'ni umumroq qilib aytadigan bo'lsak, aksariyatimiz quliga aylanib boryapmiz. O'shani quliga aylanib qolmasdan kerakli vaqt bir vaqt ajratishni reja qilishimiz kerak. Har kunda odam o'sha to'g'ri narsalardan foydalanish uchun kerak bo'lsa vaqt ajratib qo'yish kerak. Ya'ni ba'zi bir to'g'ri mas'uliyatni mansabda o'tiradigan yoki bir javobgar mas'uliyatni ishlashadigan odamlarimiz bor, ularga har vaqtda telegramda tayyorlanib, topshiriqlar keladi, javob xatlar keladi, va hokazo. Bu ma'noda aytmayapman, lekin foydasiz narsalarni ko'rish. Yoyinki o'sha gunoh ma'siyatlarni ko'rishlikdan o'zimizni deyishlikka qadamma qadam bo'lsa-da harakatni o'zimizni ustimizdan boshlashimiz kerak. Qachonki mana bu qalbimizga o'shani bildirib qo'yib ololmasak, hammalarimizni adashishimizga, bu dunyoda umrimizni zoya ketkizib, vaqtimizni isrof qilib, e'tiqodlarimiz qaysi bir tomonga ketib qolib, nima qilayotganligimizni bilmay qoladigan darajaga kelib qolganligimizni ko'pchiligimiz bilmaydi. E'tiborsizmiz. Farzandimiz oldimizga borib, ishlab olsa, farzandimiz oldimizga chiqsa bilmayapmiz. U dars qilayotgan qilayotganimizda ishimiz yo'q. Uydayam mana shu holat, tashqarida ham mana shu holat. Hozir men ishlayotgan odamlarni aksariyati men aytayotgan bo'lsa kerak deb aytyapti, qoldi deb. Dastda men o'zimdan misol qilayapti. Men o'zimdan misol qilayapti. Shuning uchun azizlar, bugun Alloh bergan bu ne'matni, ya'ni aql ne'matidan foydalanib, Alloh taoloning bu dunyodagi hali hayotdagi har daqiqalarimizni g'animat qilib, yaxshilikka boshlab, ishlarimizni bir qo'llab, agar to'g'ri yo'lga o'tmaydigan bo'lsak, kerak bo'lsa qanday qiyomatda ham qanotimizni yengil deb qolishiga, kerak bo'lsa kuni kecha mana beshinchi ham aytdim, qiyomatda eng hasratni ko'p chekadigan odamlar o'zining savobli qilgan xayrli amallarini boshqa birovning qorong'isida ko'rgan odam ekan. Mana telefonlar orqali qancha fitnalar uyushib ketyapti. Kimdir kimga SMS yozyapti, telefon ajratdi. Kimdir kimga surat rasm tashlab olyapti, aka ukani o'rtasidan nimadir tushib qolyapti. Shunga o'xshagan har bitta holat borki, real holatda qilingan ish bilan bob barobar ravishda qolgan qiyomatda bizning javobgar bo'lishimizga sabab bo'ladi. Buning uchun bugun biz qayg'urishimiz
Aytan narsasi bo'lmasa, bir yaxshi ko'rasiz deydi. Aytan narsasi bo'lmasa, bu diniga ishonib olib o'zi nima bo'lyapti, o'rta narsani o'qishga kirasa, yaxshi ko'rasan deydi, mana bu bo'ladi deydi. Bularning hammasi fitna. Bu fitnalar nima orqali paydo bo'lyapti? Bu fitnalar ijtimoiy tarmoq orqali paydo bo'lyapti. Shuning uchun azizlar, bugun eng dolzarb masala desak bo'ladigan mavzu bu. Hammamiz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida shunday marhamat qildilar. La tazulu al-ulama inna ala yawm al-qiyamati min 'indi robbihi hatta yus'alu 'an khamsi. Qiyomat kuni bo'lganda odam bolasining qadami robbisining huzuridan jilmay turib, jilmaydi, hatto hech narsa haqida so'raladi. Al kumari fi ma'atahu. Ey birinchi Rabbimizni huzuriga qolganimizda so'raladigan narsamiz payg'ambar alayhissalom aytganlarki, "Aqulurini fi ma'rifatu", ya'ni umrdan so'raladi. Ya'ni bu umrni nimaga qoldirdi? Banda qanday o'tkazdi? Ertadan kechgacha o'ziga foydasi bo'lmagan o'sha ijtimoiy tarmoqlar kirib turib, na ibodatni kechiktirib, ahli oila nafaqasi o'zlarini qilmasdan va hokazo shunga o'xshagan har xil noshar'iy yo'llar bilan o'tkazdimi banda, yoyinki Robbisidan qo'rqib solih amallar bilan, ibodatlar bilan, yaxshi amallar bilan o'tkazdimi, mana shu narsadan so'ralmasdan turib, eng birinchisi Robbimizning huzuridan hech qayerda jilolmas ekanmiz. Ikkinchisi va shabani yigitlik davridan so'raladi. Ya'ni yigitlik davrini qanday o'tkazganligi haqida so'radi. Bu to'g'risida hadis ham bor. Endi bu ma'no qanday ma'no desa, yosh yigitlarning ibodatni ko'rishligi, yosh yigitlarning o'sha gunoh va ma'siyat qilishlikka nihoyatda nima deydi, g'ayrati, shijoati bo'la turib, o'sha nafsni aytganga yurmasdan, shaytonni vasvasasiga ko'nmasdan, o'sha yoshlik davrini banda ibodat bilan, yaxshi amal bilan, xayrli ishlar bilan o'tkazadigan bo'lsa, bunda Rabbimizning huzuriga borganda, Parvardigor, sen yosh bizdan so'rasaki, sen yoshlik davrimni, qaynoq davrimni har bitta nima deydi, tog'ni bo'lsa qato qiladigan kuchim bor paytda Robbimiz bizdan so'rasaki, biz ibodatda o'tkazgan bo'lsak, o'sha yoshlik davrimizni yaxshi amalda o'tkazgan bo'lsak, albatta biz najot topar ekanmiz. Agar biz o'sha yoshlik davrimizda gunoh ma'siyatlarga berilib yurgan bo'lsak, Robbimizni oldida shu narsaning javobini bermasdan turib, hech qayerda jilolmas ekanmiz. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وأجنجه بعد أن يقول لك النساس مولى الظلم إن منجه الله تعالى بيرجان مول الدنيا صحابة سورة بيان هذا من أين اكتسبه هو مول الدنيا مثل خير النقطة خلق الرؤية النقطة تجارة halol mehnat qilib, chorva qilib, dehqonchilik qilib, bir chiroyli kasblarda ishlab halolni topdingmi, yoki tarozida turib, metrda turib, odamlarni aldab, riboga pul berib, yoki farovonlik qilib, yoki shunga o'xshagan gunoh ma'siyat qiladigan ishlarda ishlab, yoki Alloh harom qilgan narsalarni sotib topdingmi deb Parvardigor Rabbimizdan buni birinchi bizning top
Allah'a emanet olun.
Kerimandan mı? Bu erkek kişiden yapacağımız mı? Hayat kişiden yapacağımız mı? Bu yaşlıkta mı? Yaşlık mı? Anadan mı? Mazlaklar mı? Yemezler mi? Kim bilen kardeşimden farklı yapar? Yerkenizde rakibimle bir perişeler var. Bu yazı yaptı. Elbette bu bir cevap veren bir hakkımız var. Yüzümden çıkamazsınız ki. Mumumuz mu, Müslümanımız mı? Şuna imam geliyor yalnız mı? Uşanıp, ardımızla, kuşluğumuzla basıp yalnız mı? Elbette bunu yap basıp açmamız gerek. Bu dikkatli. Kafakta konuşmamız gerek, oyla konuşmamız gerek. Bu yolun durdu kardeşler. Ertekar bu defterlerde çoğu bomba bindi yaptı. Hadi söyle de diken. Uşak. Nafaya amalımızda ki. Şu çelik amalımızı belli diye. Bir defa yeter yaparımız değil. Açık yerler gerek olmaz. Dinimizde hep dünyayımızda hep faydası olmak. Bize saygılı defterden sonları da şey yapmış ki. Bizi kocamadan kulağı olmasa gerek yok. Ama o zaman yaşasa gerek yok. Dikenlerle bir ekip var. Yok aslında bu dünya hayatı güneye kısmet. Güne yapmışlar. 70 yıl, 80 yıl umur korkar, 90 yıl, 100 yıl umur korkar olan düşünmüşler. Yerken biz bilmeyiz hala, 90 yaşına yaklaşık 70 yaşına yaklaşık. Bir saatten giyindim ama. Ben Yasin Suresi'de bir ayet geldim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وشفي أمتنا الله تبارك وتعالى وزنك عبارتنا نقدر بزلقنا وزنك عبارتنا نقدر شرائي كاملين وزادر رب العزة شبه كده بس وشكلنا ولكن الله أزدار المهندة فيها صحيح كريمة وقتنا Aklımızda Allah bana muhurlar koyarken وَتُكَلِّمُونَ اَيْد۪يهِمْ Kuşak ayında kullar yapmışken, kullarımız yaptırken, kullarımız yaparken. Ben bana şu bir efendi, falancı saygıya, falancı bölgeye, falancı karşıya, falancı girersiz nesneye, falan bugün umurlu israfıya sebep bırakken nesnelerini bu kardeşlikle bir sebepçi bugün bende bana şu yerden kullarımız yaparken. Bunu korkmadan kurtarımız yaparken ya Rabbi ne bu şey karşısında bu şey yapmasındır. Dinle milli dini hakikatte kesin bugün ahiretimizde ziyan edilirken ben benim imanı Hüseyin bir kişiye sebep uğratırken karnı oraya bir kişiye sebep uğratırken Hazanlar'da bağırıp vermeyesine ben izinden çıkarıp alışınca uzantı duruş duruş giriş olanlarını izinden çıkarıp alışınca karartırken şu Mahmalarını ben görüyorum gözümüz yaparken. Gözlerimiz yaparken. O ayaklarımız ya Rabbi ben şu ayakta var yapmam şu masyarlarını payda olmuş esası sebepçisi. Ben bence bu ayaklarımız yaparken. Hani bu şarkının cüreyen yakınlığı gibi hizmet işimiz gerek. Allah ile Peygamber ile insan olan kıyamet başarı ya hatta sonra diyenler Peygamber ile insan yakın diyenler. Bir 1400 yıl vakit yoktu. Ama biz için yardım var. Çünkü biz bilmeyiz sadece yaşayacağız. Bizim umurumuz sigara. Şunun şahsında bugün bizim kıyamette Allah'ın huzurunda yüzümüz para mı kalışı gibi. Yüzümüz şükür olur. Yakın uzak karanlaşlar ortasında şermende bir şermi sor mu kalışı gibi bizde sebep olabiliyor. Bana şu içtimai parmaklardan faydalanan şahalar değil kormayacak ben de. Bugün bir paraya gelip, hiç bir kormayacak, şöyle kurban askıya gelip, altımızda adamla oturtayım, burada bana görmeye kurur diye, bana yavaş maksatlarımız, ne kadar bu adasından yaşlar? Ya iki adasın orasından yaşlar mı da sen bunu? Kıyamatta burada yıkılmaz, biz yaşarsak kolumuz yapar. Biz yaşarsak ayağımız yapar. Biz gerçekten kursumuz yaptık. Uşak bunu biz kırışımız gerek. Uşak bunu şanımız var bulmasınız için. Bugün atacız verip basar. Bir de odak o oldu şanlarda burası. Akadiz verip basar ya. Bakın kanalınız verip basar. İki de üç de odak o oldu şanlarda burası. Yerine bütün mahşer vakti. Müslümanlar alıp çıkar. Cemaat içine.
Men maçta gördüm. Bana bu adam bunu ahvalı ile yapılacak bu değil. Hep bizim altımızda duran yakın uzakların baş programlarımız altında şermende bir şartı zor olması gibi tutup bugün aslında bu ihtimalden bakarsın bu durumayı da tutuyor. Bu arada yapıkta olmuş adamı orada şermenden bizi çıkar. Men bu şeyler hakkında tekrar bulurken ben bu arada sizde o adıyla bu zamanda niye çok öyleyiz? Bir de durdur bu. Bu şefeyle halimiz yabayı durdur. Şunun için bugün İtibariyatını paylaşmamız gerek. Karadayım var ya, bu direkt itibariyat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nin dualarının şerefatıyla bu ümmet-i Muhammediye'ye Allah Teala şöyle bir kulu nimet veriyor. Ulanın tavukası hatta yuvar bana gidip canlara kalbuduya gidince Allah Teala nasıl bir şey var edin. Kalbuduya gidince imkaniyet verirken bugün bana şöyle nadoğru yolunu tanıdım. Umurun bir huda nazarına sarkar diyor. Hatta ukalarımız kuratıyor olsa İsmail'den makla makladı. Bugün gözümüzü boklar. Rabbimiz kesin bana edip noktalar tezahür okudu. Allah'ın da bana kata olanlar bana bana geçin erken yap. Yapmamız yaşında. Bu da haklısın. Şu odam kuşamlarımıza bana atlayacaksın diye. Şunlar doğru girer. İşte bana atlayacaklar. Gecelerin cevap kılır, kunduzların sahip olur. Ramazan aylarında, kadın gecelerinde yakşı emeller kılır, Rabbimize yol verir. Başka arayın vaktiye kılır. Rabbimizden duraklarımız hakkında gecelerin kunduzlarında Allah bağlı gecelerin. Bu hatta Allah bağlı kudret ayeti var. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Kul yâ ibâdiyyellezîne asrafu alâ enfusihim. La taqatu bi rahmatillah. Ayyuha Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Benim bendelerimle ulan Allah'ın rahmetinden hiç kaçın namazı buluşmasın. Biz bu Allah'ın rahmetinden namazı bulmayız. Günahlarımız kurduğunu hemen tutarız. Hemen yaşlarız. Lekin Allah'ın rahmetinden namazı bulmayız. Bugün bu ayetler nefeslerimizden olumlu faydalarız. Allah derken kulu nimet, kulu nimetinden yaşam durumumuz, imkaniyatımız var. Her adamlara gidiyor yok. Tavuklar kılıp, kazanma kılıp, günah nasihatlerimizle Rabbimize yolları sorarsak inşallah Allah kabul eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerinde şöyle diyordu. Kefe bil merve-i idmen men yehdize bil üzüme semiha. İnsaniyet düşün, günah cehennem kifayetlerdi. Her bir de işte mezarsın en şirin bu. Telefonda mı? Yani bir adamlar cemaatlar duyan cahide mi? Kocada mı? Her bir işte mezarsın en şirin bir işin gözü insaniyetli günah cehennem kifayetlerdi. Buna başvurmak gerek var. Kocada günahın gözü onun ahiretinin berbat olacağı sebep olarak diyelim. Bu diyelim ne yaşadık Peygamber Aleyhisselam? Bir derslerini görsek, bilsek, kuşak diken derslerimiz bizge bir faydası olarak olsa, cemiyette bir faydası olarak olsa, siz yapıken yapıcı sebebi ne kadar bir yakışık vurgulara saçlarına olsa, kuşanı yapmışız gerek. Görmekanımız, bilmekanımız, İçtimai ben Allah'ın bir haber verirse oğlumuzun katta işler girerken bu okşam bütün dünyada tartakı var. Hem hükümet kurgen, nazofi marumatta kabul kurgen, dinde kurgen, bir diyanette kurgen, bir ne bir kravdik, savadet babışıya sabah kurgen, ben sana tartakı var. Hem nasıl günahını yerken kurgen, azı barışıyla ihtiyar kurgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan şimdi adamlar var ki yakışıklı kalip konuşadı. Yamazlıkla kulu konuşadı. Yani bir kişi bir de hayırlı bir de çıvayı bir karısını hakikatte dur yaptı. Yakışıklı resmi şöyle giyer. Ya resmi bir kanalda giyer. Bana bir ramız yok şeker. Şaşırtın ben de ortak giyer. Bir haberini gördüğünüzde özellikle buralarınızı takarsınız.
yaşlıca mutluca. Yaşlıca yamanlıca kalp bulacağı, yaşlıca mutluca bulacağı. İşin şu ki gel başarılı insanı adamların arkadaşlarına başlıyor. Kanca adam kursa, kanca adam kursa olsa, kanca adam kolu ile uçak yaşatsa, kanca adam bundan bir hayatına katılırsa, kanca adam bunun akıllı tutsa, kanca adam imanı zayıflasa, kanca adam da katma kolaysa, bu işe birinci kaçak yedim adamı kaptırdım. Bu işe de kapışır. Bunlar hangi kaptan kapı etmeydi? Bu işe takatli olan çocuklar, bak bu adamı kaptırdım. Şunun için azizler, Müslümanımız, Müslümanımız, kursumuzu kumlayan halatta, Rabbimizi tanıyan halatta, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerine yerleşen halatta, hayatlarımızı kumlayan, günah masiyetlerimiz için kavgalarımızı kırıp, içtimai tanımaklarımızdan kumur boyların içinde, özümüz ve aklım ailelerimiz, hazırlarımızda, aşırı var, dünyanın halatlarımızı kumlayan. Allah da Allah kaçılarımızı, özü ve aklımızı ilahiyatısın, özü araştırmasın, kıyamata namazımızı, ağır buluşu Allah'ın kudretiyle. Muhterem arkadaşlar, Hayatımızın umumlarına bakıp
bilan bandalarim bor, hammalarimizni parvardigor o'ylagan yaxshi niyatlarimizdan ko'ra yaxshilariga, afzallariga parvardigor o'zing muvaffaq aylagin. Ilohim parvardigor, musofirlarimizni safarlarini beqadar ayla. Bemorlarimizga shifo bergin, qarzdorlarimizga zarurat bergin, farzandlarimizga farzandi solih, solihat zurriyotini ato aylagin. Boshlariga shukr ishlarini mushkullarini oson aylagin. Vaqt talablarimizga vaqt bilan saodat bergin. Ilohim parvardigor, o'zingiz ulug' paytingizdan qaytayotganimizda onalar bo'lgan chaqaloqdek bir gunohlardan pok holatda qaytishlik saodatini hammalarimizga nasib aylagin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allah
ألم تر
Allahu Ekber. Semi'a Allahu liman hamida. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.